düşünme, tutum ve yetenekten bahsedelim. Düşünme bir takım sembol ve imajlar arasında bağlar kurarak gerçekleştirilen bir zihinsel faaliyettir. Düşünme tabii ki doğrudan gözlemlenebilen bir davranış değildir. Sadece dil aracılığıyla gösteririz düşünmeyi. Şimdi düşünme türleri var. Birincisi yöneltilmiş düşünme Çeşitli kurallar ve ölçülere uygun olarak yapılan ve belli bir hedefe ulaşmayı amaçlayan düşünme biçimidir. Bu da kendi arasında ikiye ayrılır. Eleştirel düşünme kanıtlama, yanlışları eleştirme esasına dayanır ve mantık kurallarına göre hareket edilir eleştirel düşünmede. Yaratıcı düşünme ise ilişki kurma ve üretme esasına dayanır. Bilim adamlarının, gazete yazarlarının kullandığı düşünme biçimi daha çok eleştirel düşünme biçimidir. Sanatçıların kullandığı düşünme biçimi de daha çok yaratıcı düşünme biçimidir. İkincisi çağrışımlı düşünme. Burada zihnin uyduğu herhangi bir disiplin yoktur. Tamamen semboller arasında kuralsız bir takım bağlar kurulur. Serbest çağrışım ya da güdümlü çağrışımdan bahsederiz burada da. Serbest çağrışımda semboller zihinde gelişi güzel hareket ederler ve kasıtlı bir hatırlama çabası yoktur. Sadece bir sembol görülür ya da duyulur ya da düşünülür. Onunla ilgili herhangi bir sembol hatırlanır. Güdümlü çağrışımda ise çağrışımlar belli bir plan dahilinde gerçekleşir. Yani ben size mesela kedi dediğimde ne çağrıştırdığını sorarsam bu bir güdümlü çağrışımdır. Ben güdümlemiş olurum sizin çağrışım mekanizmanızı. Siz eğer kendi kendinize bir kediyi görüp onunla ilgili çağrışımlar yaparsanız bunun adı da serbest çağrışımdır. Başka bir bireysel farklılık tutum. Tutum bir nesne Olay ya da duruma ilişkin ya da hatta kişiye ilişkin duygu, inanç, düşünce, bilgi, değerlendirme gibi davranışlardan oluşur. Tutumlar yoluyla bireyde herhangi bir olay, durum ya da nesneye karşı belli bir tarzda bulunma eğilimi gerçekleşir. Yani tutumlar aslında bizim davranışlarımızı belirleyen çok önemli bir bireysel farklılıktır. Herhangi bir şeyi bu şey bir olay olabilir, bir nesne olabilir, bir kişi olabilir beğenmek, beğenmemek, sevmek, sevmemek, hoşlanmak, hoşlanmamak, hoşgörüyle karşılamak ya da hoşgörüyle karşılamamak gibi bütün tavırlarımız, tutumlarımızla alakalıdır. Tutumlar olumlu da olabilirler, olumsuz da olabilirler. Ve çevremizdeki insanlara, fikirlere, kurumlara, gruplara ya da olaylara karşı nasıl davranacağımızı çok büyük ölçüde tutumlarımız belirler. Tutumlar tamamen kişiye özgüdür. Kişinin belli durumlarda nasıl davrandığına bakarak o durumlara ilişkin tutumları hakkında bilgi sahibi oluruz. Tutumun 3 tane boyutundan bahsederiz. Bir tutumun nesnesi hakkında sahip olunan bilgiler o tutumun bilişsel boyutunu oluşturur. Tutumun nesnesine ilişkin duygu ve değerlendirmeler duygusal boyutunu oluşturur. Tutum nesnesine karşı gözlenebilen bütün davranışlarda o tutumun davranışsal yanını ifade eder. Mesela ben hayvanların haklarının korunmasına yönelik bir tutuma sahipsem. Benim hayvanlarla ilgili bütün bilgilerim benim tutumumun bilişsel tarafını oluşturur. Hayvanlara karşı bütün hislerim, duygularım o tutumumun duygusal boyutunu oluşturur. Ve herhangi bir şekilde bir yaralı hayvan gördüğümde onu korumaya çalışmamda tutumumun davranışsal yanını oluşturur. Ve bu öğelerin birbiriyle tutarlık göstermesi gerekir. Eğer herhangi bir tutumun bu üç tane öğesi arasında farklılık varsa o zaman biz bu insanlara tutarsız deriz. Tutumların oluşmasında aile, arkadaş grupları, kitle iletişim araçları ve bireyin kendi yaşantılarının etkisi vardır. Bunların hepsinin etkisi vardır. Tutumlar zamanla değişebilir. Bir tutum genelde bireyin diğer tutumlarıyla da ilişkilidir. Tutumları yine tutum ölçekleriyle ölçmek mümkündür. Mesela insanların eşcinsel insanlarla ilgili tutumlarını ölçmek için şöyle bir anket yapılabilir. İşte eşcinsel bir komşunuz olsa buna tepkiniz nasıl olurdu? Ya da yolda bir eşcinsel görseniz ona selam vermekten çekinir misiniz gibi bir takım sorularla tutumlar ölçülebilir. Başka bir bireysel farklılığımız yetenektir ki bunu bilirsiniz zaten hepiniz. Yeteneği de şöyle tanımlarız biz psikolojide. Doğuştan getirilir, zamanla ve çevre faktörüyle geliştirilebilir ya da köreltilebilir. Müzik